Merhaba, ben Damla Doğan Tuncel. Bugün 29 Nisan Cumartesi. Saatler 18'i gösteriyor. Çok sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bültene. Hatırlayacaksınız, Aralık ayında, daha 4 ay önce Sinan Ateş, Ülkü Ocakları'nın eski başkanlarından, Ankara'da öldürülmüştü ve o cinayetin sır perdesi hala aydınlatılamadı. Yeni bir cinayet haberi var. MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özmen uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Haberi duyuran isim Recep Can Polat gazeteci. MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özmen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşi ağır yaralandı diye duyurdu bu haberi. Can Polat paylaşımının devamında Özmen'in bir MHP'li tarafından vurulduğunu iddia etti. Hatırlattık, işte Sinan Ateş zaten vurulmuştu daha öncesinde. Aralık ayında işlenmişti bu cinayet. Hala o cinayetle ilgili adalet çağrıları yapılıyor. Bu da yeni bir gelişmeydi, sıcak bir gelişmeydi. Bültenin başında aktarmış olalım ve böylelikle başlayalım 18 saat dilimindeki bültenimize. Damla Doğan Tuncel Twitter ve Instagram adreslerimiz, bize katılabilirsiniz, mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Tabii mitingleri konuşacağız, artık alanlar iyice ısındı. Arka arkaya mitingler düzenleniyor, hepsine detaylı olarak bakacağız. EYT'lilerin derdini unutmadık, hala maaşını alamayanlar var. Önümüzdeki dakikalarda bir bağlantımız olacak, staj mağdurlarını konuşacağız. 2000 kademeli olarak 2000'liler malumunuz bekliyor, emeklilik, onları konuşacağız, deprem mağdurlarını konuşacağız. Hepsi gündemimizde. Twitter'dan, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın İzmir'de mitingi var. İzmir Gündoğdu Meydanı yarın da Millet İttifakı'nın büyük mitingine sahne olacak. Tabi telaş var, hem coşku var hem hazırlık telaşı var. Gündoğdu Meydanı'na bir gidelim, oradaki gelişmeleri aktaralım, öyle devam edelim. İzmir'de bu hafta sonunun anahtar kelimesi miting oldu. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda coşku hazırlık çalışmasına karıştı. Çünkü İzmir İttifak Partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarına 24 saat arayla ev sahipliği yapıyor. İlk olarak Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kurulan dev ekranlarda ve sahnelerde halka seslenecek. Kordon boyu kalabalıktı. Gündoğdu Meydanı ikiye ayrıldı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın halka seslendiği sahne Gündoğdu Meydanı'nda heykelin hemen yakınına konumlandırıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka sesleneceği sahne ise Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına yakın olan kısma yerleştirildi. Burası Millet İttifakı'nın mitinginin yapılacağı alan. 6 siyasi parti lideriyle birlikte İmamoğlu ve Yavaş burada konuşacak. Alan günlerce hazırlandı. İş makineleri dev blokları taşıdı. Devasa sahne kuruldu. Ses sistemi, ışık, kameralar, her şey ince ince kontrol edildi. Tüm liderleri aynı anda, cumhurbaşkanları, yardımcılarımızla birlikte ağırlayacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. İlk kez olacak bu. Polis tüm alanda, meydanda güvenlik önlemi aldı. Sahnenin önüne demir bariyerler koyuldu. O bariyerlerin önünde ise depremzedeler olacak. 11 ilimizde depremde mağdur olup İzmir'e yerleşen kardeşlerimizi en önde mitingde ağırlayacağız. Engelli kardeşlerimizi de mitingin en önünde ağırlayacağız. Bir de İzmirliler için hazırladığımız küçük sürprizler var. Hem miting alanının girişinde küçük sürprizlerimiz var, hem de miting sırasında bazı sürprizlerimiz var. Siz çekilmiş bir gemi var geliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de ilk kez miting için kurulacak dev sahne olan işte bu 500 metrekarelik sahnede halka seslenecek. Devlet ekranlarda da ilk kez Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun videoları ve konuşmaları bu LED ekranlardan yansımış olacak. En az 1 milyon, 1 milyondan çok daha fazla kişinin burada olduğunu göreceğiz.